Biri sağ, biri de sol. Tamam. Anladın mı kardeş? Tamam. Şimdi burada arazi eşiyoruz. Hı hı. Eşiyoruz burayı. Buraya potansiyel elektrotlarımız. Nedir onlar? Onlar da bu sandığın içindeler. Potansiyel elektrotumuzu gömdük mü buraya? Evet. Toprağa kazdık burayı. Toprağa ne kadar derinlik? Şuraya kadar. İçini tamam. Islatıyoruz. Tamam. Taktık şeye. Sağ potansiyel elektrot iletişim kablosuna taktık. Hı hı. Bunun ucunu da çıkardık, getirdik. Nereye bağladık? Cihaza bağladık. Hangisi? Şu. Bir. Buradakini de aynı bir şekilde buraya çaktıktan sonra bunu da buraya gömdük, bu tarafa. Tamam. Biri sağ, birisi de sol. Tamam. Sola taktık. Taktık mı onu da ona? Tamam. Şimdi diğer şeylerimize, yere akım gönderdiğimiz kazıklarımıza geldik sıra. Şöyle de şimdi bir şey, birinci metre pot elektrottan sonra birinci metreye açılıyoruz, bu kazığı çakıyoruz. Bir metre bundan açılıp bunu buraya çakıyoruz. Çakınca bunun sağ şeyini başlıyoruz aynı. Buna da şu şekilde çalışıyorum. Şimdi kardeş, bunu sağdaki kazığa çaktık mı? Sağdaki kazığı bunu toprağa çaktık. Çakınca bu maşaları çift sıcak su çalışmasıysa çift maşa, çift kazık çakıyoruz. Soğuk su ise tek kazık çakıyoruz. Tamam, soğuk su. Tek kazık ve bunu da şuna bağlıyoruz. Yani şununkine bağlıyoruz. Hı hı. Şuna soktuk. Hı hı. Bunun ucunu da getirip cihaza veriyoruz. Bu da cihaza girdi mi abicim? Bak bir. Biri bire takıyoruz. Bu pot buradan bir. Bu da kazık şeyi. Bu da bire taktık. Diğerini de aynı şekilde bu tarafa alıyoruz. Tamam. Bu tarafa tamam. da aynısı devam ediyor. Tamam. Ondan sonra buradan ne yapıyoruz? Şuraya da akümüzü, bataryamızı, jeneratörümüzü bağlıyoruz. Şuraya. Tamam. Buna enerji veriyoruz. Tamam. Hı hı. Verdikten sonra buradan akımı veriyoruz yere. Hı hı. Şuna akım veriyoruz. Şuna kazığı çaktığımız hı hı. yere. Hı hı. Vermiş olduğumuz akım bize yerin altından bottan cihaza geri geliyor. Hı hı. Geri gelince de ne yapıyoruz? Not alıyoruz. Hı hı. Değerleri not alıyoruz. Buna hı hı. bir karnemiz oluyor. Karneye not alıyoruz. Ve bu çalışma, bu her kanat bu tarafa 200 metre bu yana giderse, 200 de bu yana açıldığımızda bu noktadan 100 metre aşağıyı taramış oluyoruz. Hı hı. 2'ye çıktık, 400 yaptık. 400 olunca burası 200 metre aşağıya girmiş oluyor.
Anladım. Açıldıkça gidiyor. Veriler düştüğünde, veri dönmüyorsa cihaza, dönmüyorsa bunları bu sefer açıyoruz karnede. Botları açıyoruz. Kaça açıyoruz? 40 metreye çıkarıyoruz örneğin. Anladım. Yani mesafeyi açıyoruz. Yani 100 metre kanatları açıldığımız zaman 100 metre derinliği ölçebiliyoruz. 100 metre kanatlar açıldıysa 50 metre derinliği ölçüyoruz. 200 metre açılırsa? 100 metre. 400 metre açıldık diyelim. 200. 200 metre yerin dibini... Bu 400 metre yani 200 bir taraf, 200 bir taraf. Anladım. Anladım. Ve bu kanatlarda bir sıkıntı oldu. Bu cihaz sürekli kalibrasyon olması lazım. Arada bir kalibrasyon yapıyorsun bu cihaz. Hı-hı. Yani bir sıkıntı var mı? Bir arıza, bir kopukluk, enerji gitmiyor, hı-hı, gelmiyor. Bunlar önemli. Hı-hı. Bir de mühendisin... Bu kalibrasyon neye göre yapılıyor? Kalibrasyon burada cihazı kalibrasyon yapıyorsun. Şunları çıkarıyorsun. Buraya bir parçası var. Onu takıyorsun. Hı-hı. Cihazı kalibrasyon ediyorsun. Bakalım cihaz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Anladım. Cihazın çalışmaz. Yani kalibrasyon demek cihazı sıfırlamak demek. Anladım. Buradan yapıyorsun işte. Cihazı anladım. Sıfırlıyorsun. Bak. Anladım. Yani nereye bağlıyoruz? Şunları şuna bağlıyoruz. Hı hı. Şunları da şuraya takıyoruz. Şimdi kalibrasyon yapacağız cihazı. Zaten cihazın üstünde malzemeler hazırda duruyor. Biri sağ bot, biri sol bot, biri sağ elektrot, biri de sol elektrot. Tamam. Yaptık. Cihaza buradan enerjiyi verdik. Resetledik, baktık. Cihaz çalışıyor sistem. Tamam, cihazda bir sıkıntı yok. Eğer ki akım dönmüyorsa o zaman formasyonda bir problem var. Yani formasyonda bir geçirimsizlik var. Hı hı. Orada işte o mühendis, orada mühendislik işi başlıyor. Mühendislik tamam. İşi başlıyor. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz kardeş. Eyvallah.